Şimdi ben odamdan kalkıp mutfağa gidene kadar ne yapacağımı unutan insanım. Dalgınlığım öyle bir seviyede ki iş görüşmesinde bile karşımdaki insanı dinlemeyi unuttuğum oldu. Haliyle bu dalgınlık, unutkanlık ömür boyu bana hep sorun yarattı. Anlık unutkanlıklar sizde de oluyordur muhtemelen. Geçenlerde yine evdeyim, çalışıyorum. Diğer yandan da işimle ilgili bir problem çıktı. O sorunlarla uğraşıyorum, stres tavan yapmış. Kafama dokunsan elektrik çarpar, öyle düşün. Neyse dedim, bir balkona çıkayım da hava alayım, sokağı izleyeyim falan. Gittim baktım, kardeşim de orada. Tabletten dizi izliyor. Diğer yandan da meyve yiyor. Biraz durdum balkonda ama tabii yine daldım gittim. Şu ne olacak, bu ne olacak diye iş düşünüyorum sadece. Sonra aklıma bir çözüm geldi. Hemen bilgisayarın başına gitmeye karar verdim. Çıktım balkondan, gittim bilgisayar başına oturdum, taktım kulaklığı, çalışmaya başladım. Benim de alışkanlığımdır. Çalışacağım zaman odamın kapısını kapatırım, yüksek ses müzik dinleyerek çalışmaya başlarım. Neyse bir müddet geçti, tahminim bir saat. Birden kapı açıldı, baktım kardeşim içeri girdi, bağırıp çağırmaya başladı. Beni göre göre niye kapıyı kilitliyorsun, sen delirdin mi falan. Öyle dalgındım ki kilitlediğimin farkında bile değilim. Çocuk da telefonunu içeride şarja bıraktığından kimseye ulaşamıyor. Annemler de misafirlikte. En sonunda balkon kapısının kilidini kırıyor, öyle çıkıyor balkondan. O esnada tabii komşular falan hep görmüş. Sonra da annemi arayıp sizin oğlan kardeşini balkona kilitledi, kardeşi de balkon kapısını kırdı içeri girdi demiş. Hadi bakalım, oldum mu şimdi ben mahallenin psikopatı? Annem telefonda bağırıyor, çağırıyor, sen ne yapıyorsun, niye kavga ediyorsunuz, eşek kadar adam oldunuz falan filan. Durumu açıkladığımda da yalan söylediğimi düşünüp daha çok bağırdı. Kardeşim bu dalgınlığımı ve unutkanlığımı bildiğinden siniri çabucak geçti ama tabii şu mahalledeki dedikoducu teyzeler yok mu? Aha. Dün ya dün markete gittim evde kahve bitti diye. Yolda baktım biri bana sesleniyor. Çevirdim kafamı, karşı komşu. Oğlum ne yapıyorsun dedi. İyiyim dedim. Kardeşinle aranı düzelttin mi dedi. Bak bak, dedikodunun yayılma hızına bak. Normalde sinirlenmem gerekiyor bu hadsiz tiplere. Ama benim dalga geçmek daha çok hoşuma gidiyor. Yok, her gün sırtını oklavayla vuruyorum dedim. Öyle ciddi bir surat ifadesiyle söyledim ki kadın korktu. Yapmayın öyle şeyler, siz kardeşsiniz dedi. Sonra annene selam söyle diyerek kaçtı. İşte bu da böyle bir anımdı.